kaldı mı yoksa yine? Yok. Başka bir şekilde bulduk. Mesela... Ayşegül. Ayşegül dinlemiyor. Ayşegül. Parayı nereden bulduğunu öğreneceğim. O biraz zor. Bir daha sefere daha becerikli bir ajan yollarsın. Ne olur beni karıştırmayın, kendi aranızda halledin. Ne istiyorsun Ayşegül? Eve dönmek istiyorum. Ama önce senden bunun acısını çıkartacağım. Bana bak, sen böyle yapmaya devam ettiğin sürece bu eve... Heves, iki ateş arasında kalıyorsun, farkında bile değilsin. Arzu sen karışma. Dur. Sen onu her ettiğinde ben vardım, tamam mı? Ağlarken, kahrolurken ben gördüm. Karışmaya hakkım var. O seni unutmaya çalışıyor. Biraz olsun iyiliğini istiyorsan çık artık hayatından ya. Çık. Git buradan Demir. Hayır. Vazgeçmek istemiyorum Arzu, anlamıyor musun? İlla duyacaksın değil mi? Bu gece başka biriyle tanışacak. Ali'nin arkadaşı. Söyledim, tamam dedi. Atıyorsun Arzu. Bir günde başkasını bulacak değil herhalde. Nedenmiş? Sen kaç günde buldun çikolatacı ablayı? İki günde mi? Ha? Kaç günde? Birazdan burada olacaklar. O senden vazgeçti. Sen de git. İyiyim. İyi olacağım. Unutacağım. Yeter ya. Yeter Demir. Seviyor musun hala onu? İyi. O zaman rahat bırak. Tamam mı? Ben daha düne kadar onu aşkının peşinden git diyordum ama. Ama bitti. O seni unutmaya çalışıyor. İyilik yap ona. Tamam. Tamam. Gidiyorum. Arzu nerede? Dışarı çıktı o. Ali ile konuşmak için. Telefonu burada. Telefonu... Ali aramaya gittim, telefon yok. Şapşal. Kutba güzel. Alo. Ne yapıyorsun? İyi, iyi. Sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Hiç. Çetin'le buluşacağım. Ne oldu sizin meyhane olayı? Sen buraya gelsene. Ne oldu ya? Hani beni istemiyordunuz? Sonra gelirsin belki, ha? Ha, tamam. O zaman Çetin'le fazla takılmam, gelirim sonra. Tamam. Seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Hoş geldin genç. Hoş bulduk, ne haber? İyi, iyi. Dur bakayım. Senin dişlerin mi uzamış?
Vay, aman da aman. Ali de Ali. Oğlum bu heyecan yaradı sana, yaradı. Yok be abi. Bu sefer biraz adrenalin almaya geldim sadece. Ha, adrenalin var, eğlence var. Biraz şanslıysan gani gani de para var. Neyse ki sende o şans var, ha? Bu sefer fazla kalmayacağım. Yani geçen sefer kazandığım kadar oynayıp gideceğim. Ha, iyi. Keyfin bilir. Hadi gel. Son pişmanlık neye yarar? Hey! Bir kahve yap da içelim. Kendimize geliriz. Ne kahvesi ya? Ne kahvesi? Fal mı bakacaksın? Ben senin falına böyle de bakarım. Suya gitmişsin, susuz dönmüşsün. Kapı da kapı olsa bari. Senin ergenliğin zor geçmiştir. Şeffaf kapı, sıfır özel alan. Sana ne oldu? Niye beni ısırıyorsun? Benim işleme senin aklın ermez. Tamam. Zeka küpü Ayşegül. Kendi işini kendin hallet o zaman. Lan vay arkadaş. Bilmem oynamam diyenden korkacaksın ha. Topladın yine masayı. Ya acemi şansı bu gece de devam ediyor diyelim. Ha, eder eder iyi. Aferin bak girdin gözüme ha. İyi hadi soluklan da gel bak. Yeni oyun başlayacak. Hazır kazanıyorken devam et derim ben. Ya bu kadar yeter. Çeşme akarken küpünü doldur derim ben ama sen bilirsin tabii. Bu gece için yeter bence. Ben paramı alıp çıkayım. İyi, eyvallah. Merhaba. Benim alkol eşi yüksek arkadaşım. Hoş geldin omzuma. Ne dedin sen ya? Kızlar ben katsamlık olmaz değil mi? Ay dur dur. Dur nereye gidiyorsun? Gece gece kız bak diye. Gidilmez mi? Birlikte gideriz dur onu. Aşkım, dokun sana. Hoş geldin, ne haber? İyi, neşeniz bol olsun. Ceyla da mı buradaydı? Ha yok, o şimdi ışınlandı. Ben de zaten gidiyordum şimdi. Siz bozmayın, ben bir taksi çağırır giderim. İyi geceler. İyi geceler. Biz de gidelim o zaman. Şu da zaten geceyi sonlandırdı. Biz de evde sonlandırırız. Dur, dur, dur. Sen şey yapma. Biz öderiz, biz seni çağırdık. Hayatım. Tamam. Bir dahaki sefer artık. Teşekkür ederim. Kalsaydın. Yok. Görüşürüz. Gel. Gel. Aşkım, inanılmaz güzel bir gece geçirdik. Demir. Ne işin var burada? Ben de seni gittin zannettim. Benim koltuğum. Benim mutfağım. Nerede olacaktın pardon? Okulda. İşte. İşin gücün yok mu senin? El alem aşk acısı çeker, zirveye koşar. Bir de senin şu tipine bak. Ne varmış benim tipimde? Bakılacak halin kalmamış. Hadi doğru banyoya. Sonra da işe. Tamam. İşten dönerken de kahveyi uğramam, doğru eve gelirim. Ha, çok umurumdasın sanki. Ben barı düşünüyorum, barı. O kadar emek verdik. Sen şimdi bir kadın yüzünden içine et. Yok ya. Üf, tamam be, tamam. Gidiyorum. Hadi. Ne
Günaydın. Dur bir dakika, dur. Nereye böyle koştur? İşlerim var baba. Bizim ne var lan? Ne o, kart mı basıyorsun? Ne bu telaş? Telaş falan değil. Heyecan. İşçilerin başında durmam lazım. Ben orada bir şeyler atıştırırım. Size afiyet olsun. Keratadaki hevese bak. Vay be. Bugün nerede görecektim demek ha? Aman hayatım. Erken sevinme. Yine hayal kırıklığı yaşamanı istemiyorum. Niye öyle dedin ki? Ömerciğim söylemeyeyim diyorum ama bu çocuk parayı nereden buldu? Korkuyorum yine başımıza bir bela açacak diye. Merak etme. Her şey kontrol altında. Kafana takma sen. Senin kocan yaş tahtaya basar mı hiç? Hı? Aşk olsun Ömer. Bana da anlatsana. Zamanı gelince anlatırım. Şimdi gitmem lazım. Ahat bacan. Ne oldu? Arzucuğum hadi oyalanma canım. Daha kuaföre gideceğiz. Size de günaydın. Annem otomatik kloza bağlamış. Ha çocuklar kafam çok meşgul vallahi, kusura bakmayın. Yani bir sürü iş var. Birinin de bunlarla ilgilenmesi gerekiyor, öyle değil mi? Hadi bırakın oyunu da oturun, kahvaltınızı yapın. Kahvaltı nerede? Bu ne ya? Müslim, yulaf ezmesi, meyve salatası ve yeşil çay. Cezalı mıydı? Ne kabahat işledik. Annemin acil rejim spesiyalitesi canım o. Ya aşk olsun Arzucuğum. Ya ben bunu senin iyiliğin için yapıyorum biliyorsun. Sonra kıyafetlerin içine giremeyince üzülen sen değil misin? Yanılıyor muyum? Bir beden küçük aldığınız için olmasın. Sakın zayıflama Arzu. Ben seni böyle beğeniyorum, tamam mı? Hem öyle kadın dediğin sopa gibi olmaz. Bak Hürrem'e, tombul. Süleyman'ım. Ali, bu arada senin de hazırlanman gerekiyor. Neden olduğunu söylerseniz yardımcı olabilirim belki. Arzu'nun röportajında senin de bulunman gerekiyor, o yüzden. Aa. Niye? Eş durumundan falan mı? Hayır canım. Kemalcan'ın tatlı aşkı. Gazeteciler istedi. Arzu'nun röportajında böyle romantik, hoş bir detay olur dediler. Bana da çok mantıklı geldi açıkçası. Bana nasıl geleceğini hiç düşündünüz mü acaba? Sevgilim kızma. Kızarım Arzu. Bana fikrimi soran oldu mu? Ben Arzu'ya destek olmak isteyeceğini düşündüm. Yanılıyor muyum yoksa? Destek olmak başka, maymun olmak başka. Ben o röportaja falan katılmam. Kendimi öyle çanta gibi falan taşıtamam. Hadi rica ederim, saçmalama. Bir daha bana sormadan sözler verirseniz yalancı duruma düşersiniz. Ya sevgilim gitme. Kalkma Arzu. Otur lütfen, ben gidiyorum. Hem sen yulafı niye? Anne yulafı bu. Hazır yulafa benzemez. Arzu yani. Ben kusura bakma ama yani bunlar çok alaturka, çok abartılı davranışlar. Anne sen de bana niye önceden haber vermiyorsun? Ben ikna ederdim onu. Kolyeye dikkat. Bak, çizilmesin oralar. Evet. Vay, patron. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Buyurun. Yaşa be ortak be. Sabah sabah şu kahveyi içmeden afyonun patlamıyor. Patlat o zaman hadi. Fondip. Ne haber, nasıl işler? İyi. Her şey yolunda. Diyorum ki, barı yarın açalım. Yarın mı? Nasıl olacak abi? Yetişmez ki. Yetişir mi? Yetişecek. Yetişecek. Açarız burayı. Uçurlar çalışmaya devam eder. Oldu. Reality show konsepti deriz hatta, değil mi? tamam, olmaz mı? Yani müşteri gelir, üstüne mekan kurulur. Olur, olur. Şu abi çalışsın. Tefecilere parayı ödeyebilmek için 7/24 çalışmamız lazım biliyorsun, değil mi? Çok iyimsersin. Bence 8 gün 25 saat. Var mı arttıran? Olur. O da güzel. O zaman önceki gibi Face'ten herkese mesaj yollamaya başla. Herkes her şeyi oradan takip ediyor.
Ayşegül de gelecek değil mi? Açılışa. Şeytan görsün onun yüzünü. En sonunda çarpıldı zaten. Ömer onu evden kovdu. Nasıl ya? İhbar olayını öğrendikten sonra mı? Olacağı buydu. Ömer böyle şeyleri hayatta affetmez. Vay be. Her şey eninde sonunda Ayşegül'e patladı yani. Her taşın altından çıkmaya devam ederse olacağı bu. Ne olacak şimdi? Otelde mi kalıyormuş? Ömer'in kesin emri var. Otele giremiyor. Abi nerede kalıyor? Kızların yanında mı? Bilmiyorum Cem. Umurumda da değil. Evet. Beceriksiz. Nasıl yakalanırsın? Ben sana dikkat et, doğru düzgün sakla demedim mi? Ya dikkat ettim Ayşegül. Ama Çetin de dikkat etmiş. Ya cin gibi adam ya. O çantanın içine telefonu nasıl gördü hala anlamış değilim. Anlasan şaşarım zaten. Tamam boş ver. Yalnız o sessizliği hayra yormadım. Bana bak. Bir yakınlaşma olmadı değil mi? Görev icabı Ayşegül. Hem Çetin evine yollayan beni sensin, ne yapabilirim? Başka bir şey demedi mi? Barı ne zaman açıyormuş? Bugün yarın diyor. Anladım. İç vakte kadar yani. Anladım. Orada yüreğim kabarmış mı, görünüyor mu? Bak bakalım. Fal da görmedim Ayşegül ya. Çet söyledi. Yapma ya. Heves. Seni paralarım. Ne oluyor Ayşegül ya? Allah Allah. Ne yapayım yani konuşmuyorsa? Söylemiyor işte. Konuşturmanın da her yolunu deneyemedim tabii. Aman. Sanki bana matahari. Havaya bak. Matahari ne ya? Of. Alo Cem. Biz araşır mıydık? İyi misin diye sormak istedim. Neden iyi olmayayım ki? Chat'ten evde kalmadığını öğrendim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hala çok naziksin. Chat nasıl anlattı bilmiyorum. Mama babacığı beni evden kovdu. Ama söyle ona. Keyfim yerinde. O aratmıyor Ayşegül. Ben senin nasıl olduğunu öğrenmek için aradım. Yapabileceğim bir şey var mı diye merak ettim de. Yok. Teşekkür ederim. Kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Evet tabii ki bakarsın, onu söylemiyorum. Ben sadece istediğin zaman beni arayabilirsin. Sağ ol. Ama dediğim gibi. Bu da bana iyice saracak anlaşılan. Ay ben çok korkuyorum bu çocuktan ya. Böyle bir garip konuşuyor. Bir de deli gibi gülüyor ya. Aman öyle köşede dursun. Fazla hayran göz çıkarmaz. Daha bence ile kaç kilometre yaptın? Yorulana kadar. Terim soğumasın. Görüşürüz. Ceyla. Pardon, seni korkutmak istemedim. Üzmeyi hiç istemedim. Üzülmüyorum. Ha, daha eğlenceli arkadaşlar buldun yani. Onları da depresyon hayvanı diyor musun? Ya ben diyorum ama anlıyorlar mı bilmem. Sen de özledin yani. Kafanı karıştırmak istemem. Ama biz iyiydik. Yani çok eğleniyorduk. Öyleydi, evet. Ya biz birbirimizden nefret etmiyoruz ki konuşmayalım, değil mi? Senin dostluğun bambaşka Ceyda. Senin de öyle. İyi. Görüşürüz o zaman. Tamam. Tamam. Alo. Saati bekliyorum Ceyla ya. Gelme evine. Bağırma, geliyorum. Burada, hadi. Buyurun. Evet, Demir Bey burada. Kim diyelim? Bir saniye. Patron. Annen arıyor. Anne nasılsın? Hiç iyi değilim Demir. Ne oldu, bir şey mi oldu? Neden telefonun kapalı oğlum? Of, anne bu mu yani?
Oğlum bak sana ulaşamayınca paniğe kapılıyorum. Sanki bilmiyorsun. Kapatma işte şu telefonunu. Tamam anne tamam. Ne oldu sen niye arıyordun beni? Hadi bu akşam gel de beraber yemek yiyelim. Gelemem anne çok işim var. Ay Demir bak aile işten daha önemli çocuk. Zaten gözümüzü göremiyorum. Ya şimdi herkes toplanır orada ya değil mi? Demir yabanilik yapma oğlum. Herkes dediğin kim? Hepsini tanıyorsun işte. İyi bakalım o zaman. Gelirim. Sana çok güzel yemekler yapacağım şimdi. Tamam. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz çocuğum. Buyurun efendim. Geldin mi? Ne oldu? Siparişleri getirdi mi şoför? Sizinkiler geldi. Zaten yemeği yapmaya başladık. Şebnem Hanım birkaç malzeme istedi. Şoför onları almaya gitti. İlle kendisi bir şeyler yapacak. Neyse, siz kendi hazırlıklarınızı yapın da. Tamam, gidiyorum. Ne oluyor babaanne? Kim geliyor? Şebnem'in oğlu yemeğe gelecekmiş. Demir mi? Çok mühim misafir ya. Baban da arayıp talimat veriyor bana. Hazırlık yapacakmışız. Annesi bir şey söylemiyor, babandan duyuyorum. Onu da koluna takıp getirir şimdi kesin. Onunla mı beraber hala? Nereden biliyorsun? Kör müyüm kızım? İlk yemeğe geldiğinde Ayşegül yok muydu yanında? Ha, sen onu söylüyorsun. Babayla onlar ayrıldılar çoktan. Şimdi beyefendi yeni biriyle beraber. Bak sen. O sapı silik oğlanı da beğenenler var demek ki. Akılsız mı ararsın? Gel bakalım gel. Gel geleceğin varsa göreceğin ne varsa. Demir'in gelmesi seni rahatsız mı ediyorsun? Ne diye tepinip duruyorsun öyle? Yok yani rahatsız etmiyor. Baban niye rahatsız etsin ki? Etmiyor yani. Geldikleri gibi giderler. Ya işte müzik işlerine nasıl başladınız falan filan gibi geyik klişe sorular. Sen de klişe cevaplar verseydin. 3 yaşından beri çalıyorum falan. Sence ben ne dedim? Tabii ki gerçeği söyledim. Yani çok ağır bir depresyondan sonra tekrar başladım deyince adamın gözünü görmen lazımdı. Resmen fırladı yuvasından. Biricik dürtmedi mi seni? Ay dürtmez mi? Kolum resmen mosmor oldu ya. Kopartıyordu resmen kolum. Alçak biricik. Aşkım. Annemin sabahki eşekliğinden ötürü özür dilerim. Çok üzerime geliyor Arzu. Biliyorum. Ben de çok çaresizim inan. Ama asla aramızı bozmasına izin vermeyeceğim biliyorsun değil mi? Sen de ne olur aldırmamaya çalış. Sevgilim. Hayatımızı düzene sokmamız gerekiyor biliyorsun değil mi? Yani hadi bu sene geçti de seneye hangi okula gideceğiz? Hayatımız nereye gidecek? Bir şekilde belli olacak. Ne olacaksa olsun ben seninle olmak istiyorum. Biliyorum canım. Ben de çok istiyorum. Ama diken üstünde yaşıyorum. Ya seninle yaşamak çok eğlenceli. Ama biricikle yaşamak çok zor. Gülü seven dikenine katlanır. Bu durumda gül ben oluyorum. Sen yine de biriciğe diken olduğunu söyleme tabii. Ya dikensiz gül istiyorum. Çok mu zor ya? Ben de. Ama hala bir formülünü bulamadık. Hemen ayrı eve çıkalım. Ay! Ay! Bu duyduğum en şahane fikir. Süper olur. Ama hemen kısmı değil tabii. Baksana ben belki müzik işlerinden biraz para kazanırım. Durumları toparlarız. Tamam, konuşuruz bunları. Tamam, konuşuruz bunları sonra. Tamam, benim gitmem lazım. Seni çok seviyorum. Ben de. Her şey çok güzel olacak. Çıktı. Ana kız artık sizi çok korkutuyorum galiba. Çok iyimsersin Çetin.
Kendini o kadar önemseme istersen. Yazık Ayşegül'e, sokakta kaldın. Evden kovuldun, otelden kovuldun. Ayşegül'den söz ediyoruz Çetin. Sokakta kalır mı sence o? İnsanın senin gibi anası olursa sırtı yere gelmez. Evet, doğru söylüyorsun. Ayşegül sırtını anasına babasına dayayacak kadar zayıf ve aciz biri olmadı. Hiçbir zaman. Tabii. İnsanın sırtını dayayacak anasıyla babası olmalı. O da ne yapsın işte? Yamanarak idare ediyor. Yanlış şeyler yapıyor olabilir ama Ayşegül sana benzemez. O güçlüdür. Başının çaresine her zaman bakar. Şimdi kimin başına dert oluyor peki? Demir ısrar etmiş onda kalması için. Demir. Onlar Demir'le sevgili falan değil. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Oyun oynuyorlar. O kadarını bilmiyorum. Ama sevgili olmadıkları halde Demir Ayşegül'e sahip çıkıyor. Helal olsun. Ömer'in güvendiği kadar varmış. Bence fazla güvenme. Dün gece ağlaşıp duruyordu ben eve gelmek istiyorum diye. En son gördüğümde keyfi gayet yerindeydi. En fazla kardeşini özlemiştir. Bu evde başka neyi özleyebilir ki? Memo. Ne haber? Nasılsın? Arabalarla mı oynuyorsun? Chat defterine en son ne yapıştırdın bakalım? Yeni yazısını kesmemişsin. Kaleminden zehir akıyordu, zehir. Ne oldu, ona çok mu kızdın? Ya o yüzden mi yapıştırmadın? Onun burada olmasına çok alıştın değil mi? O şimdi burada olsaydı tıkır 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 ölümcül ayakkabılarıyla gelirdi. Çık dışarı Chad. Senden korkmuyorum Chad. Bir şey söyleyeyim mi? Senin ablan tam bir cadı. Çok mu özledin onu? Onu göremediğin için kızıyorsun değil mi? Ayşegül tatilde. Ayşegül evde yok. Annem mi söyledi bunu sana? Ayşegül tatilde diye annem mi söyledi? Ayşegül gitti. Ayşegül gitti. Ayşegül gitti. Memo bak bana. Ayşegül. Memo bak bana. Memo. Bana bak. Bak bana. Ayşegül'ü görmek ister misin? Seni ona götüreyim mi? Arabamla güzelce bir çıkıp dolaşalım. 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor benim araba? 7.2. 7.2. Tabii ki biliyorsun, bendeki de soru. Çetin Bey, nereye gidiyorsunuz? Memo ile biraz dolaşacaktık. Ama Memo alışık değil ki böyle şeylere. Hem bir sorun çıkabilir. Memo, bir sorun olmaz değil mi?
Neslişah Hanım'ın haberi var mı? Bir sorun yok, merak etmeyin. Müge nasıl? Keşke onu da getirseydin. Müge İzmir'e gitti. Oteldeki kursları bitti. Ha, anladım. İşler nasıl Demir? Arkadaşlarımdan sık sık duyuyorum Barın'ın adını. İyi, fena değil. Oğlun tevazu gösteriyor ama gidenler çok memnun. Demek ki Demir iyi bir işletmeci. Yeni öğreniyorum diyelim. Ha, Bekir'im getirdin mi? Herhalde ıttır daha. Ben gidip şu haberleri biraz izleyeyim. Abicam, meğer senin içinde İzzet Çapı yatıyormuş da akacak mecra arıyormuş ha. Meriç, Su benim geleceğimi biliyor muydu? Ben söyledim Su'ya geleceğini ama önemli bir işi varmış galiba. Kalamam dedi. Kim o? En sevdiğin insan. Chat? Biliyordum. Biliyordum beni çok özlediğini. Gerizekalı. Buralara kadar... Düştüğüne göre sen beni özledin. Ne oldu, niye geldin? Gel de yüz yüze çemkirelim. Böyle tadı çıkmıyor. Tamam, sen kaşındın, geliyorum. Oo, çok korkuttun beni her şeyi. Ne yapacağız şimdi? Memo, hadi arabayı şöyle güzel bir yere çek. Ayşegül geliyor. Ayşegül. Gel bakalım, dikkat et. Şöyle bir şüme düzeltelim. Memo. Seni çok özlemişim. Ben de dayanamadım, getirdim. Ama hevesi üzerime saldığını hala unutmuyorum Ayşe. Arabaya binelim. Benimle dolaşmayı çok seviyor. Seni değil, arabaları seviyor. Hayır Memucuğum, arabaya binemeyiz. Bir tek bu yönden sana çekmiş. Senin gibi çıkaracak. Eğer bana benzeseydi senin gerçek yüzünü görüp yanına bile yaklaşmazdım. Memo'cum, hani senin çok sevdiğin pasta vardı ya, ondan yiyelim mi? Sonra kitap alırız. Hatta araba dergisi bile alırız. Memo inanma, yalan söylüyor. O daha kendine bile bakamıyor. Kitap alın. Bay bay de çete. Memo'cum, biz baş başa olalım. Eve ben bırakırım. Teşekkür ederim. Çok acayip gerçekten. Şu anda Demir sevgilisiyle benim evimde yemek yiyor. Ne yapıyorlar acaba şu an? Hay Allah aşkına, bıraksana, ne yapacaklar onlar? Merak etme, sadece yemek yiyorlardır. Ya Arzu, dalga geçme. Ay bu demir faslı kapanmadı mı Allah aşkına? Sen niye hala bunu sorup duruyorsun?
Sana ne, boş ver, bırak gitsin. Aa. Sen mi diyorsun bunu? Benim yerime koy kendini. Ya onlar benim elimde kalırlardı, o ayrı da. Sen bana takılma, boş ver. Of. Böyle bitti deyince bitse keşke. Hiç hatırlamasa insan. Ya şu filmdeki makineyi icat etseler ya artık. Eski aşkların anılarını silse millet. Ne güzel olurdu ya, şu halimize bak. Hatırladın mı? Sil baştan. Demir izletmişti bana. Sen de koşa koşa bana getirmiştin. O ara Ali ile üçüncü ayrılığımız falandı herhalde. İzlemiştim ben de. Filmi izledikten sonra bana ne demişti biliyor musun? Ne demişti Allah'ın cezası? Bir gün bu adam gibi seni silmek istesem de kıyamayıp bir parçanı bırakırım. Sonra bulup tekrar sana aşık olurum. Hayat berbat ha? Dünya yalan. Oh! Arzu! Ya şunu yapmaktan vazgeç. Acı yok Su. Acı yok, tamam mı? Senin şu romantik biraz şu an sizin yemek masanızda 35 yaş şiiri okuyor, tamam mı? Kendine gel. Ah, şok tedavi falan herhalde bu. Ya kendi kendine merhem mi var onun? Seni reddetti sümsük. Biliyorum. Çok gururumu kırdı. O kırdı, o tamir eder gibi geliyor. Sana öyle geliyor. Senin yeni bir prense ihtiyacın var. Gerçek bir prens. Hatta beyaz spor arabası bile olabilir. Ya bu demirin eşeği bile yok kızım. Çakma prensin teki bu be. Ne yapacaksın buna Allah aşkına? Ay. Ya Arzu. Öyle deme. Niye? Yalan mı? Sümsük. İnatçı. Odun. Gıcık. Gıcık. Ulan aklından zoru var bu herifimde. Vallahi bak. Ya ben sana bir saksı çiçeğine emanet etmem. Sen neyine güveniyorsun da Memo'yu götürüyorsun, anlamıyorum ki. Hayatım merak etme. Ayşegül çok düşkün kardeşine, biliyorsun işte. Özlemiş kız, Çetin de götürmüş. Memo ablasının yanında Memo'ya hiçbir şey olmaz. Açık konuşacağım Ömer. Sen Memo konusunda Çetin'e ne kadar güvenmiyorsan ben de Ayşegül'e o kadar güveniyorum. O da doğru. Ayşegül'ün bile bu hayatta doğru düz becerdiği bir şeyler var. Çok şükür. Çocuklarımıza haksızlık etmeyelim bence. Bak Çetin de barı açıyor. Bir şekilde. İnat etti, becerdi oğlan. Açılışına gidecek miyiz? Bilmem. O gün gelsin bakarız. Sevgilim sen bu konuda bir garip davranıyorsun. Ne geçiyor senin aklında? Garip falan davranmıyorum. Bekleyelim, görelim diyorum. Daha ne diyeyim? Demek karı koca arasında gizli saklı var, öyle mi? Hem de çocuklarımızla ilgili konularda. Olur mu öyle şey canım? Gel bakayım şöyle. Gel kocanın dizinin dibine gel, gel, gel. Kocaya surat yapılmaz. Gül bakayım. Ama bak. Şimdi sana söyleyeceklerimi Ayşegül'e uçurursan kalbini çok fena kırarım karıcığım. Tabii ki hayatım. Sen öyle dediysen bitmiştir benim için. Güzel. Aferin. O zaman gelelim Çetin Bey'e. Benim oğlan parayı nereden buldu? Biliyor musun? Nereden? Tefeciden. Ne? Ah! Felaket. Sen nasıl bu kadar geniş davranıyorsun ama? Tefeci benim adamım da ondan.
Parayı benden aldılar yani. Tabii ki Çetin'in bunlardan haberi yok. Herhalde. Ah Ömer, az değilsin sen. Bakıyorum yine kıyamadın oğluna. E yok. Kıymakla kıymamakla alakası yok. Herif öyle bir hırs yaptı ki bu konuda, başarabileceğine beni inandırdı. Yoksa hayatta ilgilenmem. Yok yok, kıyamamak da vardır onun içinde. Ana baba yüreği işte. Dayanamıyoruz çocuklarımıza. Ah, bak gördün mü Ayşegül geldi. Kesin Memo'yu getirdi. Neslişah, sakın içeri girmesin. Oğlanı kapıdan bıraksın gitsin. Beni bu Memo ile falan yumuşatabileceğinizi de sanmayın. Ne alakası var Ömer? Sevgilim, iyice huylu oldun sen de. Yine görüşeceğiz, tamam mı? Bak beni özleyince Berna'ya da anneme haber verdim, tamam? Ayşegül hoş geldiniz. Kızım insan bir haber verir önceden. Niye? Kardeşimle görüşürken haber mi vermem gerekiyor? Neyse, iyi vakit geçirdiniz mi? Memo, özlemiş misin ablanı? Kaptan mağarada mı, evde herhalde? Ortamı daha da germe Ayşegül. O böyle işte, siniri hemen geçmiyor. Benim de sinirim geçmiyor. Görüşürüz. Görüşürüz Memo'cum. Ay resmen ortalarında kaldım ya. En sonunda ellerinde kalacağım diye korkuyorum. Bir yandan chat çekiyor, bir yandan Ayşegül. E sen de bir türlü öğrenemedin neler döndüğünü Heves. Ay bir de sen bana kız zaten Ceyla. Ajan mıyım ben? Ne oldu, keyfini mi kaçırdım? Daha fazla zarar görmeni istemediğim için suç bende tabii. Özür dilerim Ceyla'cığım. Bundan sonra seni kendi ellerimle iterim kurtların önüne. Bunun korumacılıkla bir ilgisi yok Ayşegül. Hayatıma istediğin zaman burnunu sokamazsın. Öyle mi? Peki. Ben aynı durumda olsaydım sen bu kadar medeni davranabilecek miydin? Sen benim Çetin'e bir şey söylediğimi gördün mü hiç? Onu karıştırma. Hem bunun onunla ilgisi yok. Aa kızlar tamam ama ya. Yapmayın Allah aşkına. Üç gün sonra benden sıkıp yine birbirinize koşacaksınız. Hadi bakayım barışın. Vallahi ben yapacağımı yaptım. Demek ki ikinizin de ayrı ayrı en yakın arkadaşı olacağım. O yüzden kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Çok eğleneceğiz. Tamam, senin için yaptım. Ama yanlış yaptım. Tamamen iyi niyetimden. Zaten cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Bundan sonra birbirimize daha dikkatli davranırız. İnsan bir yok canım falan der ya. Sağ olun yani. Bu kadar benimle baş başa kalmaktan korkuyorsunuz. Hayır, tamam bir şey itiraf edeceğim. Gerçekten meraktan çatlıyorum. Yani Çete ne oldu? O parayı nereden bulmuş? Ben de daha öğrenemedim. Sarı da eline yüzüne bulaştırdı zaten. Kendi işimi kendim halledeceğim. Nasıl olacak o? Vallahi doğru atı oynamayı keşfettiğim için kolay olacak. Çet taviz vermez. Ama aslancığım kendini ele verir. Bana asla hayır diyemez. Bu çocuğa yaşattığım kaçıncı travma? Ama ne yapayım? Çet beni mecbur bıraktı. Vay be! Bitirmişsiniz burayı. Ya Ali, işte biz buyuz, buyuz. Sen bizi anla. Eyvallah kardeşim, tebrik ederim vallahi. Yarın burayı açıyoruz. Yarın burayı halka açıyoruz. Al abi. Bu ne? Babam bir miktar para yolladı. E biraz da benim katkım olsun değil mi? Oğlum saçmalama, parayı adamlardan aldık ya. Ha, eğer adamları ödeyemezsek bizi oyacaklar. Sen bunun farkındasın değil mi? Farkındayım abi, nasıl olmam? Her gün 5 posta söylüyorsun. Hem de ölmeden bizlere koydular benim makamında. Yüzüm, gel. Kime birazcık şöyle destek at. Ha? Yarın buranın açılışını herkese duyurmamız lazım. Senin çevren de genişdir. Tabii son zamanlarda sosyal çevren sadece kayınvaliden ve karından ibaret. Ama... Çetin, başlama abi yine. Neyse, açtınız mı Face'te sayfa? Cem işlerle uğraşıyor.
Tamam abi, ben de kendi sayfamda duyururum. Çetin merak etme abi, doldururuz biz bu mekanı. Yarın buraya erkenden gelmen lazım. O kadar çok iş var ki birlikte yapacağız. Ya benim birkaç saatlik ev bakma işim var. Ondan sonra buradayım, rahat ol. Oha! Biz bu ev erkeğinden nasıl bir erkeği yapacaksak? Çetin git başımdan. Cem, nasıl gidiyor? Kaç kişiye ulaşabildiniz abi? Çok insan var ya, çok. Yani umarım hepsi bir anda gelmeye kalkmazlar, öyle düşün. Merhaba Ayşegül. Aramama şaşırdın değil mi? Yani açıkçası evet. Gerçi sen şaşırtıcı bir kızsın tabii de. Ne bileyim, bugünkü konuşmadan sonra. Aa, ben de onun için aradım aslında. Yani bugün sana biraz kaba saba davrandım ama özür dileyecektim. Beni affedebilecek misin? İleride yapacaklarını bile affederim. Sesin çok güzel geliyor. Her şey yolunda galiba. Yarın barın açılışı var da heyecanlıyız biraz. Ne güzel. Senin adına gerçekten sevindim. Herhalde en son seninleyken böyle çıkıyordu sesim. Ya yarınki barın açılışında benim davetim olur musun? Yani hoşuma gider. Teşekkürler. Rica ederim. Yarın haberleşiriz. Hoşça kal. Hoşça kal. Ne çabuk geçtik ya kahveye. Yok mu bana eşlik edecek? Ben varım. Artık içmesen oğlum. Neden anne? Saçmalarım diye mi korkuyorsun? Korkma zaten, hayat saçma. Hem şimdi tam da benim içme zamanı. Rahat bırak çocuğu Şebnem ya. Yabancı mı var burada? Olmaz mı? Aslında hayatta herkes yabancı. Bir gün en yakının, sonra bir bakmışsın pır. Müge bir daha gelmeyecek mi İstanbul'a? Ne Müge'si anne ya? Aman abi, üf. Senin de esir muhabbetin çok sağlanmış yalnız. Hepimiz bir şeylerin esiriyiz Meriç'ciğim. Hepimiz. Müsaadenizle odama çekilip dinlenmek istiyorum. Hepinize afiyet olsun. İyi geceler. Hey delikanlı. Tamam mı, devam mı? Bak, yeni bir şarap daha açacağım. Devam. Sonuna kadar devam. Korkup kaçmak yok. Yorulup vazgeçmek de yok. Kırmızıdan mı devam edelim? Yoksa başka bir şey mi içelim? Ha, ne dersin? Ne diyeyim ki? Ben yanlış seçimlerin adamıyım. Yanlış aşkların, yanlış kadınların. Kardeşim, boşuna vurma. Sen benim canımı yakamazsın. Ben zaten öyle bir şey yaptım ki içim yanıyor, içim. Bu kız seni çok üzmüş oğlum. Oh, o kız. Senin oğlun aptal anne. Yoksa o kız neler yaptı? Ya ben ne yaptım? Şimdi bakar mı o kız benim suratıma? Bakar, bakar. Şimdi ayrı şehirlerde yaşıyorsunuz ya. Mesafeler uzadıkça küçücük sorunlar kocaman gibi geliyor size. Ama düzelir, merak etme. Ben senin yerinde olsam basar İzmir'e giderdim. Emre. Durumlar biraz karışık. Biraz. Ama arabesk kafası yaptın kendine ya. Aile yemeğini ızdırap gecesine çevirdin. Siz ne diyorsunuz? Aşka bir şans daha verilir mi? Bitmemiş aşktan umut kesilir mi? Ne diyorsunuz? Bu romantik kafalardan aklıma geldi. Benim bu akşam çok sevdiğim bir dizi var. Geçen hafta en heyecanlı yerinde kaldı. Ben gidip bir bakayım ona. Yine mi elbise detoksu?
Ya ne yapayım ya? Başka çarem kalmadı. Şu dolaptaki 38 beden bütün kıyafetler olduğu sürece ben kilo milo veremeyeceğim abicim ya. Bir dakika ya. Nereden çıktı şimdi bu kilo meselesi yine? Arkadaşım, biz senin taş gibi olduğuna karar verip kapattık bu konuyu. Değil mi? Ne bileyim ben ya. Annem eskiden söylediği zaman takıyordum da şimdi sahne mahne falan olayları çıktı ortaya. Annem de söyledi. Sanki ben de sahnedeyken daha böyle bir tombikmişim gibi geliyor. Öyle görünüyormuşum gibi geliyor yani. Ali sana böyle bayılmıyor mu? Bilmem. Öyle galiba. Gel buraya gel. tamam işte. Bırak seyirciler bilecek ne düşünürlerse düşünsünler. Seni beğenen beğeniyor. Ali ve ben. Aa, beni çağırıyor. Aç, aç. Efendim Meriç'ciğim. Su yetiş. Abim burada kafayı buldu, su diye iniyor. Hemen gel ne olur. Bak evdekiler anlar. Sen ne olacak? Müge? Yalan olmuş Müge, yalnız geldi bizimki. Zaten senin evde olmadığını anladı ya. O an sarhoş oldu bence. Su kafası yaptı yani. Üstüne bir de içince iyice sarhoş oldu. Meriç'ciğim ben hiç müsait değilim. Benim çok önemli özel bir randevum var. Sen de abine bunu böylece söylersin canım, tamam mı? Neyse o zaman. Kolay gelsin sana canım, görüşürüz. Öpüyorum, bay bay. Ne? Ay! Ne? 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 Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika ya. Ya. Demir Müge'den ayrılmış. Atıyorsun. Bizim eve tek başına gitmiş. İnanmıyorum. Ben yokum diye de çok bozulmuş. Ya Meriç diyor ki, abim işte işte su diye sayıklıyor diyor. Aa, çok. Allah'ın sopası yok. Ben sana söyledim. O olsun ona. Peki senin aklına şu özel randevu meselesi nereden geldi? Ay ne bileyim, öyle konuşurken birden geldi aklıma. Çıkıverdi ağzımdan. Ha iyi. Çok mu salakça? Ay çok çocukça değil mi? Harcım ne alakası var? Gayet de iyi oldu. Yani insan panik halinde öyle şeyler söyleyebiliyor. Değil mi? Yani evet. Bir şey söyleyeceğim. Sen Demir'le ilişkini bitirdin kafanda yani değil mi? Hani atıyorum buraya gelse tekrar başlar mısın? Hayır. Yok öyle bir şey. Ha. Hem o da zaten böyle işte sevgilim olduğunu falan zannetsin, uzak dursun. Evet. Böyle bizim ayrı olmamız daha iyi olacak. Bence de. Yani ben de öyle düşündüğünü umut etmiştim. Ya sen hem önce bir hayal et, gerçek olur. Aç evrene kollarını, dile. Artık ne denk gelirse. Yok. Yok arkadaşım. Bundan sonra ben öyle evrenden dilek dilerken çok dikkatli olacağım. Böyle duyarlı, hassas, zeki diledik. Ne geldi? Ne geldi? Demir. Odun, inatçı, mızmız. Ya istemişken bari şöyle Johnny Depp gibi bir şey iste. Ay. Yani isteyenin bir yüzü kara sonuçta değil mi? Niye olmasın? Sen gelmiyorsun herhalde. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Ya kız tam bir mazoşist ya. Ne haber? İyi. Bakar mısınız? Ne içersin? Oo, gecelerin sert erkeğe sağlara döndü demek. Kaçarak geldi desek daha doğru olur. Neyden kaçıyorsun? Korkma, peşimde belalılarım yok. Biricik'ten kaçıyorum tabii ki. Daralta daralta 2 santim bıraktı. Kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın Ali'cim. Sen de uğraş onunla, kilo almışsın falan de. Neyse ki kaçınılmaza gerek kalmadı. Ev tutuyorum. Aa, süper. Arzu ne diyor bu durumu? Henüz haberi yok. Sürpriz olacak. Emlakçıya haber bıraktım. Ya uygun bir şey çıkarsa haber verecek. Peki Arzu ile iyi mi olacak, kötü mü?
Yani yaşayıp göreceğiz. Arzuyla yaşamak keyifli de olabilir. Beni öldürebilir. Sürpriz. Siz yani ikiniz için tutacaksın evi. Evet, birlikte yaşayacağız. Aa, çok sevindim. Çok güzel bir haber bu. Daha haberi yok. Tutmadan haber vermek istemedim. Gereksiz bir arkadaş. Keyfimizi kaçırmasın. Hadi bakalım. Vay koçum. Tesadüfe bak. He? Tabii ben de böyle güzel bir kızla otursam ben de açmam telefonu bak. Şimdi affettim seni. Evet. Benden bu kadar. Benim gidip yatmam lazım. Dur ben sana yardım edeyim. Demir, ben aşağı inmeden sakın gitme. Tamam, tamam. Hadi. Hadi iyi geceler. Bak, toparlan sen de. Aradım, suyu gelmeyecekmiş. Ne demek gelmeyecekmiş ya? Ne demek gelmeyecekmiş ya? Neredeymiş peki? Bağırma. Özel bir randevusu varmış. Ne yapayım? Demek özel. Aslan, özel ne? Özel demek. Burada kalıyorum ben de. Hı? O özel randevusundan dönüp dolaşıp buraya gelecek. Çekil. Abi saçmalama. Burada kalamazsın. Yani ciddi ciddi kalacak mısın gerçekten? Kalacağım. Burada kaldım bile. Hadi bakalım. Göstereceğim ben onu özel. Özelmiş. Ne bakalım ne oluyor acaba? Perişan olmuş çocuk. Ben söylemiştim sana değil mi? O Müge abin için uygun değil diye demiştim. Demiştin anneciğim, demiştin. Ne kadar iyi tanıyorsun oğlunu. Hadi sen çok konuşma. Yukarıdan battaniye getir abine. Daha önce buralarda görmemiştik. Nereden tanışıyorsunuz siz? Ortak bir arkadaşı oradan buradan diyelim. Diyelim tabii canım. Seni mi kıracağız? Buralarda olduğunu bilseydim daha sık gelirdim. Hı. Efendim Arzu. Şu an çok müsait değilim. Sonra konuşsak olur mu? Dışarıda yaşayayım senin bir şey. Seninki de amma kıskançmış ha. Baksana hiç bırakamıyor seni. Benimki? Ha yok siz yanlış anlamışsınız. Benimki değil o. Arkadaşım. Ha, doğru cevap. Gerçekten çok sevindim. Belki biz de arkadaş olabiliriz. Şöyle yapalım. İstediğinde ararsın. Hem bizim işlerini falan gezdiririm sana yani. Hazırda bekleseydiniz kartınızı. Yani seninle tanışacağım içime doğdu diyelim. Yoksa yani çantaya koyarım hani oradan çıkarması daha uzun sürüyor genelde. Baktığı zaman. Hadi kalkalım gitmemiz gerekiyor. Tamam. Göbek bağınızı beraber mi kestiler koçum? Sen git yoluna bak biz arkadaşla muhabbeti kurduk burada. Yok annesine söz verdim eve bırakacağım. Canım hadi canım. Çok memnun oldum sonra görüşürüz. Ya şu sonların bir adını koysaydık. Şey yapsaydık. Hmm.
Ne oluyor ya? Aa! Su. Sen misin? Tanıyamadın mı? Benim. Burası da benim evim. Senin ne işin var burada? Ben seni bekliyordum. Sebep? En son beni kapıdan kovmadın mı sen? Ya saçmalama, ben seni kovmadım. Doğru. Kovmaktan beter ettin. Müge sevgilin nerede? O gitti. Sen de git. Evine. Babaannemin sabah kalkıp burada seni görüp başıma ekşimesini falan istemiyorum. Seninle ilgili hiçbir şeyle muhatap olmak istemiyorum. O yüzden git. Neredeydin sen? Seni ilgilendirmez. Demir, sen misin? Hayır, değil. Ne bu hal? Nerede içtin bakayım? Mabeyinci yalısında. Ay, ne berbat bir işletme. Islak mısın sen? Hesabı itiraz edince denize döktüler herhalde. Suyun yeni bir sevgilisi var galiba. Ay Allah'ım, bu erkekler ne kadar şapşavuluyor. Ha kendine gel Demir. Sudan bahsediyoruz. Hemen sevgili yapamaz o. Tabii ben de öyle diyordum da Müge'yle bir gecede sevgili oluverdik. Şimdi oturup suyla olan büyük ve kabız aşkınızı konuşmak istemiyorum. Çünkü içinde hiçbir aksiyon yok şekerim. Çok sıkıcı bir hikaye bu. Günaydın. Günaydın. Ne haber Memo? Gel. Gel otur. Otur tatlı. Nasıl çıkmışım? Güzel mi? Hemen okuyorum sana. İstanbul geceleri renklenmeye devam ediyor. Cemiyet hayatının genç ve popüler simalarından Çetin Ateşoğlu ve ortağı Cem Aslan Mabeyinci yeni bir mekan açıyor. Bu akşam açılışı yapılacak mekanın gece hayatına farklı bir soluk getireceği kesin. Hayırlı olsun. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum Nestişe. Baba, gelseydin bir kahve falan içerdin. Hem bir gazetelere de bakardın. Çıktı mı senin açılış haberleri? Çıktı, çıktı. Bugün açılışı yapıyoruz. Davetiye bastırmadım. Eğer bastırsaydım size verecektim ama herkese mesaj atıyoruz. İyi işte, masraftan kısarsınız. Eğer müsaitseniz sizi bekliyorum. İnşallah müsait oluruz Çetçim. Bakarız. Nasıl? Yakışıklı çıkmış mıyım? Chat defterine yapıştırmak ister misin? Ayşegül. Ayşegül.
günler. Hadi bakalım. İşte burası. Neresi neresi? Ya sevgilim ne kadar çok soru soruyorsun sen. Ay ne vardı burada? Ha bu buraya yeni spor salonu mu yapılmıştı? Neydi? Ay benim atletik sevgilim. Ay benim sporcu aşkım benim. Madem çeneni kapatamıyorum, gözlerini kapatacağım. Dön. O ne? Gözlerini ne? Saçmalama be. Ay oyun mu yapıyorsun? Ben açtığına kadar açmak yok. E ben gözlerimi senin açtım Halim. Yürü. Ya bir dakika dur. Ay yürüyemiyorum. Ay bir şey oldu. Ya. Ne yapıyorsun ya? Bu ne? Gel. Ay Allah'ım. Bu nasıl bir fantezidir? Allah aşkına. Sabret biraz. Ben de senin gözlerini bağlayacağım. Görürsün. Tamam. Bir dakika şimdi. Beğendin mi? Bak burada iki tane odası var. Çok kullanışlı. Bir de kıyafet odası var. Kızım dur biraz. Ne oldu babaanne? Abin nerelerde Su? Günlerdir doğru düzgün yüzünü göremiyoruz. Ne oluyor? Bir şey biliyor musun? Akşam barı açıyorlarmış babaanne. Ben de Arzu'dan öğrendim. Herhalde onunla ilgileniyordu. Nasıl inat ettiler görüyor musun? Kurtulamadık şu Çetin denen pislikten. Hem bunların paraları yoktu. Nereden buldular? Hiçbir fikrim yok babaanne. Ama kesin altından bir sorun çıkacak, onu biliyorum. Tamam kızım. Bir şey duyarsan bana da söyle. Sakın saklama Su. Tamam. Benim çıkmam lazım. Tamam. Saatler kaldı. Saatler kaldı Cem. Bugün bizim kalan hayatımızın ilk günü olacak Cem. İşte benim adamım ya. Benim adamım yine lafını etti ya. Yavrum. Evet. Evet beyler, bayanlar bakın çok az vaktimiz kaldı. Biraz çabuk, çabuk. İstanbul'u sallamaya çok az kaldı çok. Ali'de bir numara var ama anlamadım. Arzulaşma Ceyla ya. Ali'de ne gibi bir numara olabilir ki? Yok eminim bir şey çeviriyor ama ne? Chat onu da barın ortağı sayıyor ya, onunla ilgilidir. Yok, o değil de. Şu adamı arayayım en iyisi ya. Hacıyla saçmaladın iyice ya. Adam karanlık tipli bir adam demiyor muydun? Öyle insanlar aranmaz, delirme. Ya akşam barın açılışına gitsek harika olacaktı. Ben tek başıma cesaret edemem. Ay şu gün ne yapacak acaba? Ben gelemem. Arzu'yu dinlemeye gideceğim. Of ya! Sen de iyice aklını o iki manyakla bozdun. Heves başlama ne olursun. Çok iyiyim. Benim de dikkatimi çekti. Gerçekten çok iyi görünüyorsun. Süper. Ne o Su? Selam sabah da mı yok artık? Ha yoksa flörtün mü izin vermiyor benimle konuşmana? Aa. Saçmalama Demir, ne alakası var? Öyle kuralları olan bir adam olsa. Değil mi Su? Evet, yani aynen öyle. Öyle alaturka bir insan değil zaten. Tanısan çok hoş bir adam. Tabii canım, tanışalım. Değil mi? Hepimiz modern insanlarız nasıl olsa. Hatta birlikte takılırız belki. Çok hoş olur. Hep aradığım ilişkiler.
Ne ikram edeyim size? Su bakmayacak mısın telefonuna? Alo. İyiyim canım. Sen? Ha şey Demir, bir sola limon alabilir miyim? Tabii. Emredersiniz sonra. Şey, Sen niye alınganlık yapıyorsun ki? Kendin teklif ettin ne içersiniz diye. Ne alınganlık yapacağım canım? Bana ne kiminle konuştuğundan. Zaten onu kastetmemiştim. Ya Arzu. Su dün gece seninle miydi? Yo, randevusu vardı. Telefondakiyle. Şu mükemmel erkekle. Pardon ama senin afra tafra yapmaya hakkın yok bence. Kız en azından senin gibi öyle getirip gözüne sokmadı ki. Zariftir benim arkadaşım. Demircim benim hazırlanmam lazım. Program az kaldı. Sen bize iki tane soda yollar mısın? Su. Su. Hadi gel, hazırlanacağım. Teşekkürler Demircim. Ben de. Alo. Yavuz Bey'le mi görüşüyorum? Evet, kimsiniz? Ceyla ben. Ali'nin arkadaşı. Aman Ceyla Hanım. Yani adınız yeter sizi hatırlamama. Buyurun buyurun, emrinizdeyim. Ali'yi arıyordum ben ama ulaşamadım telefonundan. Belki siz bilirsiniz diye bir sormak istedim. Ha biliriz canım, biliriz tabii. Burada Ali. Buyurun gelin, siz de misafirim olun. Hem size sözüm vardı, bizim müesseseyi gezdirecektim hani. Tamam, geliyorum. Tamam o zaman, ben de gözüm yolda bekliyorum. Tamam. Teşekkürler, evet. Teşekkürler. Ya çok heyecanlıyız, kusura bakmayın. Merhaba, siz hoş geldiniz bu arada. Evet, tamamen biz ikimiz açtık çok. Gerçekten çok yardım uğraştık. Almadık. Hiç yardım almadık, çok zorlandık ama... Çok heyecanlıyız. O bizde kalsın. Ya o bizim aramızda. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Etkilenmedik. Yok, etkilenmiyoruz biz hiç. Demir nedir buranın hali böyle? Niye kimse yok? İncine mi müzik yapacağız? Ya ben de bilmiyorum ama arada bir olur böyle. Olmasın. Olmasın. Olmasın ya. Ben üstüme alıyorum böyle olunca. Tamam dur. Ayşegül nerede Demir? Ha. Ayşegül becerikli. Ben beceriksizim, barı dolduramıyorum yani, öyle mi? Ha pes. Pes yani. Bu gece sen fazla mı alıngansın, bana mı öyle geliyor? Yok, ne var ki alınganlık yapacak? Tamam Demir, tamam. Yani Ayşegül ortalıklarda yoksa kesin bir işler karıştırıyordur, ondan sordum. Boş ver. Bence Ayşegül'ün adı çıkmış, herkes her şeyi ondan biliyor. Oysa hayatta neler oluyor? Hiç beklemediğin insanlar neler yapıyor? Mesela? Mesela bir an dost, bir an düşman. Ya da senin için ölüyorum, aşığım deyip ondan sonra hop başkasına canım cicim. Doğru. Doğru söylüyorsun. Sen çok iyi bilirsin değil mi bu ruh halini? Tam sana göre. Ayşegül Ömer Bey aforoz etti. Hatta o günden beri bende kalıyor. Eski sevgiline geri döndün demek. Yenisi gidince yani.
Hayır, öyle bir şey değil. Sadece benlik oluyor. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Baba. Tebrik ederim. Geleceğini hiç beklemiyordum. Vallahi ben de kendimden beklemiyordum ama geldik işte. Aferin evlat. İnat ettin, azmettin, işte başardın. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol baba. Hadi gel. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Pardon. Baba hadi gel şöyle içeri geçelim. Canlı müzik tarihini yanlış yazmışlar siteye. Bakayım. Yanlış! Kim güncelliyor sizin internet sitenizi? Ben. Bravo patron. Patron. Bravo. İşinizi iyi yapmıyorsunuz Demir Bey. Çok biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Ne var? Düzgün bir organizasyon. İyi halkla ilişkiler. Yani sonuçta atomu parçalamıyorsun demiş. Öyle atıp tutmak kolay. Ukalalık yapma. Çok biliyorsan gel kendin yap. Yaparım tabii. Ne var? Ay yapamam mı sanıyorsun? Bak Su. Mahcup olursun. Ben de gözünün yaşına bakmam. Aşağılarım seni. Aa, çok korktum. Cesaretin var mı bende çalışmaya? Cesaret özürlü olan sensin. Hatırlatırım. Yanılıyorsun. O eskidendi. Yakın tarihte işler tersine döndü. Hatırlatırım. Tamam. Sana iş teklif ediyorum. Var mısın? Varım. Ne sandın? Tamam. Göreceğim. Göreceğim marifetini. Bakalım neler yapıyorsun. Göreceksin. Görürsün. Dal geçme. Tamam. Ay, tamam ya. Üf, ne yapayım? Tamam, gelmiyorum. Yine muhteşem görünüyorsun. Seni şu bara bile sokmak istemiyorum aslında ama. Aman şekerim. Bu kadar badireyle açılmış para girmek lazım. Hatta içeride dilek tutmayı bile düşünüyorum. Yani bu ara açıldıysa hayatta her şey olabilir. Halk arasında buraya azim bar deniyor. Bilmiyor musun? Halkla pek aram yok. Yalnız hiç bu kadarını beklemiyordum. Aslında kimse bizden herhangi bir başarı beklemiyordu zaten. Nasıl başardınız? Yani bu kadar kısa zamanda. Hiç aklım almıyor. Baba? Mekanı nasıl buldun? Beğendin mi? Demek ki şimdiki gençler böyle şeylerden hoşlanıyor. Güzel. Güzel de değişik. Ulan sonunda sen de patron oldun ha? Dünya ne günlere kaldı. Dediğim gibi, bizimkisi bir azim öyküsü. Azim mi?
Para olmadıktan sonra azim neye yarar ki? Parayı nasıl buldunuz? Babacığım, gel. Gel böyle, sen takıl burada. Benim bir dışarı çıkmam lazım. Malum şimdi gelenler, gidenler, onları bir karşılayayım ben, değil mi? Tamam, sen işine bak. Sağ ol. Cem, inşallah bir şey söylememişsindir. Bak sen. Demek öyle ha.